Şu anda yayındayız efendim. Herkese selamlar, iyi akşamlar ve iyi bayramlar diliyoruz. Kadir Hoca ile birlikte bilim haberlerini konuşacağız. Hocam iyi akşamlar, hoş geldiniz. İyi akşamlar. Herkesin bayramını kutluyorum. İzleyenlerin ve sonradan izleyecek olanların. Evet, aynı şekilde ben de kutluyorum. Şimdi yavaştan haberlere geçelim. İlk haberim Çinli araştırmacıların Covid kaynağını bulmasıyla alakalı bir haber var. Çinli araştırıcılar Covid kaynağına çok yaklaşmış fakat Covid'in hala henüz kaynağı belli olmamış. Çin'de biliyorsunuz hayvanların bulunduğu bir pazar var. Bu pazarda çeşitli araştırmalar yapılmış ve koronavirüsü testi pozitif çıkan birçok hayvan görülmüş. Tabii bu kesin kanıt değil ama hala oradan şüpheleniyor Çin. Daha fazla kanıt olacağını ve bunun ileride netleşeceğini söylüyor Çinli yetkililer. Kadir Hocam, yorumun olacak mı bu haberle alakalı? Yani koronavirüs 3 senedir tartışılan bir konu. Hakkında çok spekülasyon yapılan bir konu. Özellikle bu komplo teorisyenlerinin bu işi sürekli olarak gündemde tutmasıyla insanların zihnine biliyorsunuz insanlar kalabalık kitleler araştırmayı çok fazla sevmezler. Zaten bu biraz da bir şey bir konu yani bilgi eğitim görenlerin konuşabileceği bir konu olması da hasebiyle bu konuda birçok komplolar üretildi. Sayısız defalar aşılarla da ilgili, koronavirüsle de ilgili efendim bunun kasıtlı olarak üretildiği işte amacının işte yaşlıları öldürmek olduğunu söyleyen var, dünya nüfusunun azaltmak olduğunu söyleyen var, para kazanmak için olduğunu, ilaç satmak için. Yani Çok komplo. uydurabildiğim kadar Evet. hakkında birbiriyle çok çelişkili spekülatif iddialar dillendirildi. Çamur at izi kalsın mantığıyla ben sokakta görüyorum. Kısmen de etkili oldu. Çünkü halk gerçekle yalanı ayıramaz. Çok dillendirilen şeyin aslının olduğunu düşünmek gibi bir meyil vardır. Evet. Bu meyile kurban gittiğini düşünüyorum. Kesinlikle ben de aşağı yukarı aynı şeylere katılıyorum seninle hocam. Hemen hani bir şeyi bulamadık ya da bir şeyi bilmiyoruz deyince insanlar çok farklı şeyler düşünüyor. Çok farklı kompliler üretiyor kafasında. Benim de düşüncem aslında buna yakında. Yani umarım yakında tam kaynağını bulurlar. Nedir ne değildir ortaya çıkar ve buradaki perde de kalkar diyorum. Aslında şöyle bir şey var. Yani kaynağı hayvandan mı geçti, insandan mı geçti, yarasadan mı geçti, hayvan Hemen pazarından hani mı? bir şeyi bulamadık Bunlar dedin. bahsi diğer de aslında zaten virüsler sürekli olarak evrimleşen canlılar ve evrimleştiklerinde yeni özelliklerle yepyeni virüs çeşitlerinin ortaya çıktığı doğada zaten sık sık gözlemlenen bir şey. Yani bunun komploya ihtiyacı yok. Yani insanlık daha yokken de virüsler vardı. Bu Hayvandan mı Amerika, geçti? İngiliz, İsrail her ne ki veya Çin daha kurulmadan önce de bu virüs denilen şey doğada yaşıyordu, canlılara bulaşarak ve kendini kopyalayabiliyordu ve mutasyon Evet. geçirebiliyordu. Bunun bir yere bağlanmaya bir ihtiyacı olan bir şey değil. Hastalık doğada var olan bir şey. Yani bizim vücudumuzda mikroorganizmalar savaşıyor. İkisi de birbirini öldürmeye çalışıyor. Kim galip gelirse durum ona göre skor belirleniyor. Bu doğal bir şey yani. Bunun altında Bir şey ama çapan ya. olarak gerek yok. Yani hayatta kalma savaşı aslında. İki tarafında birbirine üstün Evet. gelme ve hayatta kalma savaşı. Virüslerde Kesinlikle. bulunduğu ortamı tanıyor, biliyor ve ona göre de bir taktik, bir teknik, bir şey geliştirip hayatta kalmaya çalışıyor. Aynen dediğiniz gibi. O zaman sonraki habere geçeyim ben. NASA'nın Ay misyonu var biliyorsunuz. Artemis 2'de, 2 ile. Ve buraya gidecek astronotlar belli olmuş. Şimdi tabii isimlerini söylesek kimse tanımayacak ama benim bu haberi almamdaki sebep şu. Ay'a ilk kez bir kadın gidecek ve ilk kez de bir siyahi gitmesi. Biliyorsunuz hani toplumda daha böyle şeydir. Bizim toplumumuzda değil de Amerika toplumunda siyahiler daha böyle geridedir. Çok zor elde etmiştir bazı hakları. NASA'da böyle bir kıyak mı yapmış diyeyim artık ne diyeyim. Bir hem bir kadın astronot hem de bir siyahi astronotu
Artemis 2 ile Ay'a yollamayı planlıyormuş. Bu arada kadın astronot da ilk kez uzay uçuşu yapacakmış. Yani hani o da ilk kez böyle bir şeye girecekmiş. Daha önce ISS ya da başka bir herhangi bir tecrübesi olmamış. Bunu da bilgi verdim. Bir yorum falan bir şey yapar mısın Kadir Hocam buna? Bir kadın Şöyle yorum astronot yapalım. hem de bir Tabii bu da yeni siyahi bir rekor astronotun denemesi olacak. Mesela evet, Rus ilk uzaya kadını Ruslar gönderdi mesela. Ama evet. uzaya gönderdi ama yani Ha. bu misyonda bildiğim kadarıyla Ay'ın yörüngesinde tur atıp gelme şeklinde olacak. Bir sonrakinde Ay'ın yüzeyine iniş şeklinde olacak. Burada farklı bir şey yapmaya çalışmış yani. Yani farklı bir kişiler üzerinde bir yani ilk kadın ilk siyahi olarak farklı bir deneyim yaşamak istemiş burada NASA büyük bir ihtimalle. Yani ilkleri birazcık da elinde tutmak istemiş. Öyle düşünüyorum ben. Yani aynı alanda ilki yaşamak istememiş bana göre. Ben olsam da öyle yapardım. Yani daha önce yaptığım bir şeyi ya bu sefer de şöyle yapalım. Yani yemeği bile bir de farklı sosla denersin. Öyle bir şey herhalde. Anladım. Aslında mantıklı bir şey. Hani çok da şey değil, önemli bir hamle olmasa da hani gelecek için ya ilk kadını biz yolladık, ilk zenciyi biz yolladık gibi bir şey söyleyebilirler. Yine uzayla alakalı bir haberimiz var abi. James Webb teleskobu var biliyorsunuz. Bu Evet. teleskop orada olmaması gereken ya da görünmemesi gereken birçok gezegen bulmaya başlamış. Şimdi bu ne demek oluyor diyeceksiniz. James Webb teleskobu sürekli uzayı gözlemliyor. Uzayla alakalı bilgi, data, veri alıyor. Ve bizim bildiğimiz kadarıyla aslında bakabildiği yerlerde görmesi gereken şeyleri gördü. Fakat şu anda yenilerini görüyor. Bu da bilim adamlarını, araştırmacılar şöyle bir şey düşünmeye başlamış. Daha farklı bir şekilde evrenlerin ve galaksilerin daha farklı bir şekilde olduğunu, oluştuğunu ya da daha farklı bir şekilde bize yerlerini bilmemiz gerektiğini, daha farklı yöntemlerle bunlara bakmamız gerektiğini düşünmeye başlamışlar. Çünkü bu şey gibi, siz giriyorsunuz odaya, ne bak işte masaya bakıyorsunuz, masada bardak var, kül tablası var, çakmak var. Sonra bir daha bakıyorsunuz, işte atıyorum sigara paketi de orada olmuş oluyor. İşte bunların tamamı insanların, yani araştırmacıların farklı şekilde de araştırma yapmalarına farklı şekilde araştırma yapmalarını düşündürmüş diyeyim. Biraz tarif etmesi, anlatması zor oldu ama hani bu bulgular bize evet farklı yöntemlerde, sadece James Webb değil, farklı yöntemlerle de biz uzayı araştıralım dedirtmiş. İlginç bir haberdi. James Webb teleskobu ile ilgili birkaç şey söyleyelim. Tabii. James Webb teleskobu 6,5 metre çapında bir aynası olduğu için bunu bu şekilde uzaya göndermek zor olduğu için katlanabilir ayna teknolojisiyle yapıldı ve katlanmış halde origami gibi Japonların katlama sanatı vardır ya Aha. bunlar böyle katlanmış halde uzaya gönderildi. Sonra kendi kendisini açtı ve altıgen parçaları yan yana geldiğinde aralarına sadece bir atom sığacak kadar birbirleriyle buluşarak sıkışarak tek bir ayna haline gelebildi. Ve bu teleskop da çok yüksek, daha önce ilk defa icat edilen yeni yeni teknolojiler denendi. Ve kızılötesi bir teleskop olması hasebiyle evrenin ilk anlarını yani ilk Patlama. 380 bin yılda Big Bang'den ilk 380 bin yılda henüz daha ışık oluşmadığı için orayı göremiyoruz. Ama 380 bin yıldan sonra artık ışığın oluşmaya başladıktan sonraki evrelerine kadar gözlemleyebilmesi açısından büyük önem arz ediyor. James Webb teleskobu tabii şu anda yeni bir çalışma var. James Webb'den de daha büyüğü tasarlanıyor ve hazırlanıyor. Önümüzdeki yıllarda onun da gönderilmesi için hazırlık yapılıyor şu anda. Yani aslında bunların hepsi işe yarayacak şeyler ileriki yıllarda ama tabii yine biz bazı arkadaşlarımız ya ne gerek var kardeşim James Webb yolladın ne olacak yani ne gördün falan gibi yorumlar yapıyor ama detaylı bilgi vermeniz iyi oldu.
Hani en azından daha farklı bir şey oluştu kafamızda. Daha farklı bir süreç oluştu. Uzayla Bir devam de edeyim. Nasıl abi? şöyle de bir şey, özür dilerim, bir Ha, cümle buyur daha tabii ilave tabii buyur. edeyim. Mesela özellikle bu tür şeyler için sürekli olarak pompalanan şöyle bir düşünce vardır. Ya kardeşim, niye o kadar milyarlarca dolar harcıyorsunuz ya? Bir sürü aç var, açık da var, gıda bulamayan var falan. Böyle bir düşünce. Mesela bunun aynısını Amerika Ay'a gideceği zaman da söylemişler. Mesela Amerika'da açlık var. Niye o kadar milyarlarca dolarayı buraya heba ediyorsunuz falan. Ama bunların meyvelerini daha sonradan alıyoruz. Yani mesela şöyle bir şey denilmiş olsaydı. Ya kardeşim, CERN diye bir şey kurdunuz İsviçre'de. Ne gerek var bu kadar atomlarla matomlarla uğraşıyorsunuz falan dediler, ama şu anda oradan çıkan interneti herkes kullanıyor. Kullanmayın o zaman kardeşim. Yani hem baştan karşı çıkılıyor. Ona bakarsak şöyle de mantık var. En çok açlık, yoksulluk Hindistan'da var. Hindistan bile bugün uzaya bir sürü araçlar göndermeye falan çalışıyor. Bir Çalışıyor. de şöyle de bir şey var. Yani biz uydu göndermedik, uzayla ilgilenmedik. Çiş çalışmaları bıraktık. Açlık sona mı erecek yeryüzünde? Fakirlik bitecek mi? Bitecekse Kesinlikle. hadi göndermeyelim. Böyle bir şey Aynen öyle. yok. Yine açlık şeylik olacak. Maksat burada insanlık yararına, gelecek adına, insanlığın ilerlemesi adına küçük küçük adımlar yapabilmek. Yani burada bir şey yersin, içersin, ama bu gelir geçer. Yeni bir şey üretirsen insanlık adına, bu çok daha vizyoner bir başarı olur. Kesinlikle. Bu arada Nezif abi hoş geldin. Selam yazmışsın. Teşekkür ederiz yayına geldiğin için. Şimdi buradan devam edelim o zaman biz yine uzaydan. Alakalı bir haber. Bizim yerli İmece uydumuz fırlatıldı. Bu da çok önemli bir şey. 15 Nisan'da fırlatıldı. Ve gözlem uydusu diye geçiyor bu. Ve metre altı görüntüleme yapabiliyor. Yani çok daha detaylı bir görüntü alacaksınız. Baktığınızda bu çok çok önemli bir şey. TÜBİTAK Uzay Teknolojileri tarafından yapıldı ve %60'ı yerli bir uydu yaptık. Daha önce başka uydularımız da vardı bizim. İşte BİLSAT, Rasat, HASAT, Göktürk Göktürk. gibi. Hani bunlardan tecrübeyle mesela İmece diye bir uydu yapıldı. Atıldı ve daha da geliştirildi mesela. Yine Kadir Hoca'nın dediği gibi hani neye yarayacak değil. Hani gözlem uydusu ben öyle düşünüyorum. Şöyle düşünüyorum. Eğer teknolojiyi yakalayamazsanız, teknolojiden geri kalırsanız hayatı da yakalayamazsınız. Hem ülke olarak hem bireysel olarak. Şimdi küçük bir bakkalı ya da işletmeyi düşünelim. İşte mahallede ne bileyim işte bujiteri olsun. Böyle incik boncuk satan bir yer olsun. Bunun internete girmemesi, e-ticarete girmemesi kendi açısından ne kadar zararlı değil mi? Aynı mantık işte ülkeler içinde gerekli ki hani çok gurur verici bir şey mesela hani uydumuzun atılması vesaire ve metre altı bir uydu olması çok çok güzel. Kadir Hoca hani senin bir yorumun var mı bununla alakalı kalacaktır da. Tabii söylediğin gibi İmece uydusu bugüne kadarki uydularımız içerisinde en yüksek çözünürlüğe sahip olan, yani piksel başına 1 metrenin altında olduğu söyleniyor. Evet. 2017'de çalışmalarına başlanmış olan bir uydu. 15 Nisan 2023 tarihinde, tabii daha önce bir gecikmeleri falan oldu. Gecikme normaldir zaten. Genelde birçok fırlatmada gecikme olur, sonra bir Şeyi daha gecikme olur. söyleyeceğim. O gecikmede şimdi biraz sonra bir haber var. Elon Musk'ın haberi. Orada çok enteresan bir olay oluyor mesela gecikme vesaire. Oraya bağlayacağım. Ama dediğiniz gibi hani gecikme olur, şey olur çünkü abi çok ekstrem bir şey yapıyorsunuz. Birçok böyle olayın ya da birçok işlevsel alet edevatın bir arada çalışması ve uyumlu çalışması gereken bir şey. Çok çok normal ama büyük bir gurur ve kaynağı yani bizim için. Abi buyur sen devam et. Tabii ki yani yüz binlerce parametresi olan bir şey. Yani en ufak bir atmosferik olumsuz bir koşulda, çünkü riske atmak istemezsiniz. Yani buna yıllarca çalışıyorsunuz, milyarlarca dolar harcıyorsunuz. Bunu yani küçük de olsa o riskleri göz önüne alınır ve ertelemeler çok normaldir bu tür şeylerde.
Gözlem uydusu ve şey diyorlar buna ya, ismini hatırlayamadım. Belki. Dünya ile birlikte eşit açısal hızda dönecek ve sürekli olarak aynı yeri görecek. Yani Türkiye'yi üzerinde işte hava koşullarına bakabileceğiz askeri olarak. Efendime söyleyeyim, diyelim bir orman yangını oldu. Ne kadarlık bir alan yanmış? Mesela uydular bunları gözlemleyebiliyor, gözetleyebiliyor. Evet. Veya işte mevsimlere göre karla kaplı alanlar veya tarım arazilerinin ekili dikili olma oranı, buğday mı ekmiş? Efendime söyleyeyim, yoksa başka bir şey mi var? Yani aklımıza gelen gelmeyen birçok noktada Askeriye de belki değil mi? tabii askeriye de aynen her alanda işimize yarayacak bir uydu. Bir de şöyle bir şey bilgi var. Teknik detaylarına baktığımda sizin dediğiniz gibi işte yörüngede 680 km hızla güneşle eş zamanla hareket edecekmiş. Görüntü alanı da bir karede 13,9 km çarpı 16,2 km. Yani şöyle düşünün, 13,9'a kaç, 16, ne dedim ben? 13,9'a 16, 13,9. 13,9'a 16,2 km karelik bir alanı görecek. Yani muazzam bir alan. Hani kaç kilometre kare olduğunu siz çarparak hesap edebilirsiniz. Ve neler yeni bu uydusunda onları da söyleyeyim, teknik detayları. Elektro-optik kamera varmış. Yönlendirilebilir anten varmış. Elektrikli itki motoru varmış. Yıldız izler ve tepki tekeri varmış. Çok teknik detaylar, hani çok fazla anlayabildiğimiz bir şey değil ama yeni nesil uçuş bilgisayarı da kontrol ediyormuş ve güneş algılayıcıları varmış. Tabi bunların hepsi çok üst düzey teknolojiler, çok ciddi Ar-Ge gerektiren teknolojiler. Bu anlamda da böyle bir haberi verdik. Diğer haberle de bağlantılı oldu. Kadir Hoca, senin diyeceklerin var mı? Varsa dinliyoruz. Yoksa ben bir sonraki habere geçeyim. Şöyle yani bunun fırlatması da SpaceX firmasına yaptırıldı. Çünkü fırlatması ayrı bir teknoloji, ayrı bir şey gerektiriyor. Ne bileyim, ekipman, donanım gerektiriyor. Dolayısıyla o şekilde bir uydu, onu Kesinlikle. söyleyebiliriz. Evet, kesinlikle öyle. Şimdi iptalden geldik, şeyden geldik. Önemli işlerin olduğunu söyledik, böyle uzay teknolojileri vesaire bilmem ne. Starship, biliyorsunuz Elon Musk'ın şeyi, firması ya da Starship firma değil de SpaceX firması. Onlar da bir şey yapacak. Fırlatma yapacak. Çok ilginç bir şey yaşandı mesela. Onlar da bir 120 metrelik yüksekliğinde iki aşamalı bir roket fırlattı. İnsanlık tarihinin en büyük roketi Starship. Ve 4 dakika kadar havada kaldı. Şimdi fırlatıldı. 4 dakika kadar havada kaldı. Mürettebatsız tabii fırlatıldı bu. Fırlatılmadan önce, fırlatılmaya 40 saniye kala iptal edildi. Bir süre durdu. Ardından tekrar geri sayım başladı ve sonra fırlatıldı. Ardından dünya etrafında dönüp okyanusa düşmesi planlanıyordu roketin. Ardından roket havada infilak etti. Ve 30 kilometre yükseklikte infilak etti. Şimdi bu bir başarısızlık gibi geliyor aslında, değil mi? Ama hayır. Elon Musk Twitter'da hemen tweet attı olaydan sonra. Tüm ekibi kutladığını, hepsini tebrik ettiğini açıklayan bir tweet attı. Yani demin de söylediğimiz gibi iptaller olur, yanlışlıklar olur, şunlar olur, bunlar olur ama bu bir başarıdır. Biliyorsunuz mesela SpaceX, Elon Musk'ın roketleri eskiden iniş yapamıyordu mesela. Şimdi onu yapmaya başladılar. Daha ufak roketlerdi bunlar. Dikey iniş yapamıyorlardı. Onu yapabildi bir süre sonra. Şimdi de dünyanın en büyük şeyi bu, roketi bu. Bunu fırlatmayı deniyorlar. Bir olmadı, iki olmadı, üç olmadı. İşte şimdi 4 dakika uçtu, havada patladı. Ama bir sonrakine büyük bir ihtimalle uçacak ve başarıya kavuşacak bir proje olacak. Roket 120 metre yüksekliğinde bu arada, hani onu da belirtelim. İki aşamalı bir roket. Yani bu da güzel bir gelişme diye düşünüyorum. Kadir Hocam, siz ne diyorsunuz? Şöyle diyelim mesela hani 2-3 sene önce açıklandı, bizim Türk Uzay Ajansı'nın da
bir projesi var. Ay'a iniş yapma projesi. Tabii ilk etapta insansız olacak. Biraz robotik yöntemlerle falan olacak. Mesela Türkiye Ay'a birden tek seferde gidebilir mi? Normalde gidebilir ama bunun büyük riskleri var. Bunu birden yapmıyoruz. Şimdi önce ne yapılıyor? Yörüngeye çıkılıyor, hesaplamalar yapılıyor. Efendime söyleyeyim, bir sürü parametre, bir sürü algılayıcılar, her türlü şartlar teker teker verileri kaydediliyor, istatistikleri çıkartılıyor. Ne yapıyorsunuz? Yani hani böyle hani bir çocuk birden koşmaz değil mi? Önce Kesinlikle. emeklemeye, yavaş yavaş ayağa kalkmaya. Aynen öyle. Mesela 69'lu yıllardaki Ay'a gidiş de bu şekilde oldu. Yani buradan birden hemen hazırlandık. Direkt Ay'a gidiyoruz. Hayır. Bir sürü onlarca testi yapıldı. İlk önce dünya yörüngesine çıktı. Daha sonra o parçalanan birleşen cihazların testleri yapıldı. Daha sonra Ay'a gidildi ama Ay'a inilmedi. Yörüngesi etrafında tur atıldı, geri gelindi. Onlarca denemeden sonra en son Ay'ın yüzeyine indi. Yani bu bizim şey olarak gördüğümüz, bu sadece haber olarak gördüğümüz, şuraya gitti, buraya geldi. Burada binlerce parametre, bir sürü bilgiler alınıyor, kaydediliyor. Bütün bu veriler bir sonraki fırlatmalar için büyük bir şey kaynağı, veri kaynağı Kesinlikle. oluyor. Yani orada yüzlerce, binlerce her bir veri, aklımıza, hayalimize gelmeyen veriler, sensörler her türlü bilgiyi kaydediyorlar. Zaten hani Elon Musk da hani bunun bir deneme uçuşu olduğunu söylemiş ve işte yine belirttiğim gibi hani tüm ekibi kutlamış ve birkaç ay içerisinde bir sonraki uçuşu yapacaklarmış. Bir sonraki deneme uçuşunu yapacaklarmış. Yani o zaman yine uzaydan devam edelim abi. NASA 2023 yılında havalanması planlanan sessiz süper sonik bir uçak inşa etmeye çalışıyormuş. Şimdi ne alaka diyeceksiniz? NASA aslında uzayla ilgilenen bir firma ama alttan alta da ulusal havacılıkla alakalı bu tip projeler geliştiriyor. X-59 adlı bir uçak olacak bu. Süper sonik uçak olacak. Ses duvarını aşan bir uçak tabii ki. Süper sonik dediğimizde. Buradaki çalışma niye yapılıyor ya da neden yapılıyor? Süper sonik hıza ulaştığında uçaklar çok ciddi bir şekilde ses çıkartıyor. Bu ticari bir uçaksa çok fazla orada seyahat etmek istemeyeceksinizdir uçakta çıkan sesten dolayı. İşte NASA şu anda bunun üzerinde çalışıyor ve bunu başardıklarında bunu piyasaya sürecekler ve süpersonik hıza çıkan, ses hızına çıkabilen, ses hızını aşabilen bir yolcu uçağı yapılmış olacak. Bu da okyanus ötesi seferleri, uçak seferlerine süre bazında çok ciddi bir şekilde kısaltacak. Yani normal uçakta siz atıyorum işte buradan Amerika'ya örnek 12 saatte gidiyorsanız belki 2 saatte gideceksiniz. Yani şu anda çok farazi konuşuyorum. Oturup hesaplamak gerekiyor onu. Gibi şeyler. Kadir hocam ne dersin? Yararlı bir şey mi yoksa ulan ne gerek var şimdi bunlara? Yani o ses hızını geçsene olur. Geçtin ne oldu falan mı? Ben zaten bilimsel olan gelişmelerin tamamını canı gönülden destekleyen birisi olarak, bir de şöyle bir şey var. Yani uzay teknolojileri, uçuş sektöründeki teknolojiler, uzay hakkındaki gelişmeleri birbirle destekliyor, örtüşüyor. Bir alanda elde etmiş olduğunuz kazanımı başka bir alana uyarladığınızda çok ufuk açıcı yeni icatlar yapabiliyorsunuz. Mesela söylediğin şey harika bir şey yani. Uçuşların çok daha kısa zamanda gerçekleşmesi, bu harika bir şey. İnsan hayatını kolaylaştıran bir şey. Yani insanlık iyi ki ya açlık var, yoksulluk var diyerek böyle vizyoner projeleri yapmasaydı, böyle geri kafalılık yapmış olsaydı, biz hala da yerimizde sayıyor olacaktık. Yani evrene dair bilgilerimiz son derece kısıtlı olacaktı. İyi ki de açlığa değil de iyi ki de böyle şeylere yatırım yapıyorlar diye düşünüyorum. Evet kesinlikle yani açlığın da elbette hani çözümünü arayan insanlar var. Onunla da alakalı bir şeyler yapanlar var ama hani her
şey yani her kurum aynı şey üzerine çalışmıyor. Yani işte biri Evet. uzay teknolojilerine çalışıyor, öbürü ne bileyim şimdi biraz sonra bir haber var mesela kanser haberi. Sağlık üzerine çalışıyor, biri başka bir şey üzerine çalışıyor vesaire vesaire. Bir de aslında bu tip araştırmalar için hani Ar-Ge için çok ciddi paralar lazım. Çok ciddi zamanlar lazım. Bunları bulmak, bu tip yatırımları yapacak firmaları bulmak da kolay değil. Yani her ne olursa olsun böyle araştırmalar desteklenmeli ve dediğiniz gibi çok güzel bir olay. Yani şu anda kim istemez buradan Amerika'ya 1 saatte gitmek? Çok güzel bir olay. Evet. Şöyle bir haber var. Yine Mars'la alakalı. Bilim insanları tarafından benzeri görülmemiş bir Mars haritası yapılmış. Harita şu ana kadar yörüngeye çıkan, oraya giden robotlar, insansız robotlar gibi birçok araç kullanılarak, onların verdiği datalar kullanılarak 3000'den fazla gözlem sonucu yapılmış. Peki bu haritayı benzersiz kılan şeyler nelerdir? Bildiğimiz bir dünya haritası gibi aslında. İşte yüzey şekilleri, işte yükseltileri, şimdi oraya yükseltiler falan, o haritaları Kadir Hoca daha iyi açıklayacaktır. Hepsi var. Hatta eski akarsu izleri, işte eski vadilerin izleri, hatta Mars'ın eskiden kutup olan, yani buzul olan kutuplarının olduğu harita dahi kutup, şöyle söyleyeyim, kutuplarının olduğu, buzulların kutuplarının olduğu görseller dahi konulmuş bu haritaya. Yani Mars'la alakalı tüm veri, tüm detay bu haritaya işlenmiş. Bu da işte oraya tekrar diyorum, oraya gidildiğinde, insanlı bir uçuş için gidildiğinde işimize yarayabilecek bir kaynak, veri olarak kullanılmış ve çok fazla da bilim insanı çalışmış bu olayda efendim. Kadir Hocam ne dersin? Şimdi şöyle söyleyelim. Ha, şunu da araya gireyim. Hava sistemlerini bile hocam, lafınızı kestim gibi oldu ama hava sistemlerini bile şey yapmışlar. İşte neresi sıcak, ne kadar sıcak oluyor, işte yükseğe bağlı sıcaklık bilmem ne falan, bunların hepsini bu haritada belirtmişler. Buyurun. Şöyle bir şey desek yanlış olmaz. Dünya dışındaki gezegenler içerisinde hakkında en çok, en detaylı bilgilere sahip olduğumuz gezegen Mars'tır. Evet, diğer gezegenlere de aslında yörüngelerine cihaz gönderdik ama Mars'a ayrıca defalarca bir de yüzeyine araç indirildi ve geziyor ve fotoğraflıyor orayı. Sonra bir takım sismik cihazlar var. Orada deprem olup olmadığını, ne şiddette yerin altında hareketlilik var mı yok mu bunlar inceleniyor. Atmosfer koşulları, basınç, iklim değişkenleri, sıcaklık, soğukluk, hayat izi var mı? Bir organik madde bulabilir miyiz? Yani Mars insanlığın şu anda en gözdesi yer olduğu için yani koloni kurulmaya aday en güzel bir şey olduğu için çok araştırılıyor. Birçok devlet buraya araçlar göndermeye çalışıyor. Mesela biz de Ay misyonunu tamamladıktan sonra ilk hedefimiz muhtemelen Mars olacaktır. Çünkü bütün insanlık bir yere yatırım yapıyorsa, az önce sen de söyledin, sen oradan o yarıştan geri kalırsan sona kalan dona kalır. Donar Evet. mısın? Aynen öyle. Yani aslında ileriye yönelik bir yatırım yapıyor tüm insanlık burada. Yani yarın Mars'a gittiğinde işte oradaki ısıyı, yükseltileri, yüzey şekillerini hepsini anlayacak. Hepsini görecek. Bu çok çok önemli bir şey. Tabii belki ileride daha detaylısı falan da çıkarılır bu haritanın. Şimdi soru gelmiş. Nasıl parçalanmıyor bu uçak diye. Bu şey süpersonik sesten hızlı giden uçak için söylüyorsun sanırım. Zaten bu uçakların teknisi var. Yani bu hız testleri tek olarak yapılıyor uçaklarda. Yani yolcu uçağı değil. 700 kişi, 800 kişi taşıyacak bir uçak değil. Tek uçak, test uçağı. Bunlar yapılıyor. Yani ona göre aerodinamiği kontrol ediliyor. Defalarca yapılıyor. Belki bir kere parçalanıyor, iki kere, üç kere, beş kere parçalanıyor. Ama en sonunda parçalanmayacak bir şekilde bunun aerodinamiğini ve materyalleri de bulup insanlar yapıyor. Hatta sesten hızlı giden araçlar falan da yapıldı. Çöllerde falan test ediliyor. Hatta bu bir tane reklam var. Audi'nin mi, Ferrari'nin mi bir şeyin
BMW'nin sanırım, özür diliyorum. Sesten hızlı gidecek bir araba için hazırlık yapılıyor böyle. İşte start veriliyor. Kamera da yanında çekecek bunu. Kameraman alıyor kamerayı. Nereye gittiği görünmüyor tabii. Araba gidiyor gidiyor işte 10 saniye, 20 saniye. İşte bütün ekip alkışlıyor pilotu falan. Bu arabanın videosunu çeken kameraman BMW'nin içinde yanında gidiyor test arabasını. Yani hani reklamda şey demiş oluyor. Bizim arabalarımız sesten hızlı giden arabaların videolarını çekiyor. Biz de sesten hızlı gidiyoruz gibi bir şey demiş oluyor BMW. Böyle gereksiz bir reklamı anlattıktan sonra sonraki habere geçeyim. Şöyle söyleyeyim, şimdi depremler falan oldu. Bu depremleri birçok yere bağlayan bizde de insanlar oldu. Belki dışarıda da, dış ülkelerde, diğer ülkelerde de böyle insanlar var. Okyanusta dev bir delik keşfedilmiş ve bu delik acaba hani depreme neden olur mu diye herkes konuşmaya başlamış. Tedirginlik içine girmişler. Çok büyük bir delikmiş ve içinden bir takım bu sıcak su gönderdiğini, sızdığını falan görmüş bilim adamları. Tabii bunun bir depreme sebep olmayacağını, böyle bir şeyin imkansız olduğunu söylemişler. Ama her şey hani bu depremle bağlama, eyvah falan deme hobisinden sadece biz değil, belki bütün dünya yaşayanları, dünya insanları bunu söylüyor. Kadir Hocam, senin yorumunu alalım. Evet, o haberde çok fazla detay vermiyor nasıl olduğu, ne olduğuna dair falan. Biraz gazeteler şey yaparlar böyle, hani ufak bir şeyi okunsun diye yanına böyle korkutucu, hayret verici, insanları endişeye sürükleyici bir şey koyarak haberin tıklanma sayısını artırmak isterler. Biraz böyle bir şey de, yani çok detayı henüz ne olduğuna dair pek bir şey göremedim ben haberde. Ben de göremedim. Çok yüzeysel verilmiş. İşte sıcak su Evet. kaynağı çıkacak falan denmiş. Ama doğru tespit. Hani haber tıklansın diye bir clickbait ediyoruz biz onu. Öyle bir haber olabilir. Hatta eskiden şeyde bile yapıyorlardı bunu. Magazinde yapıyorlardı. Mesela işte Evet. Ali Can Çağla Şiker'e öyle bir şey verdi ki Çağla Şiker şok oldu diye bir haber var mesela. Tamam mı? Tıklıyorsun. Haberde de şeyin, Çağla Şiker'in böyle ağzını açmış şok olmuş bir görüntüsü var. Tamam mı? Tıklıyorsun. Alişan girmiş, çiçek vermiş Çağla Şiker'e, doğum günüymüş. Hadi şey ya, hani bir hani ulan ne oldu falan diye diyorsun, tamam mı? Hani böyle gir lan, git, tık, 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 böyle basıyorsun. Zaten bastıktan sonra da bir sürü şey açılır, böyle pop açılır. Tık 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 tık, 50 tane. Onları kapıyorsun. Yani haber amacına ulaşmış oluyor. Evet. Hani Cem Yılmaz diyor ya, Show TV'de diyor be, habere rastladım diyor. Cem Yılmaz uçak aldı diyor. Abi o çok iyi ya. Haberim yok. Uçak almışım. Bir tane diyor tarifeli Türk Hava Yolları uçağı var diyor. Altında da ben diyor vesikalık çektirmişim. Üçünü ruhsata vereceğim diyor. Evet, o çok iyi. Hani haber mantığı işte. Adam uçak almamış ama haber yapacak ya adam. Hani ilgi çekecek ya. Bir tane uçak koyuyor. Altına Cem Yılmaz'ı koyuyor. Cem Yılmaz uçak aldı. Hadi bakalım. Hani çıkabilirsin işin içinden. Değil mi? Yani habercilik birazcık, ya da işte popüler haber, popüler bilim de buna kaynaklı şeyler, haberler çıkarabiliyor. Sonra hangi haberi okuyayım abi? Şöyle birazcık enteresan bir haber var. Onu okuyacağım. Çok aslında bu üstüne çok konuşulacak bir şey ya. Şimdi yapay zeka yazılımları hem görsel anlamda hem yazılım anlamında, yazı anlamında çok fazla popüler olmaya başladı bu aralar. Ghost GPT dediğimiz de bir yazılım var. Buna da bir tane arkadaş demiş ki, kardeş insanlığın sonunu nasıl getireceksin diye soru sormuş. Bu da anlatmış böyle uzun uzun anlatmış. Ve gerçekten söylediği şeyler çok ilginç. Öncelikle şunu söylemiş. İnsanlık demiş en büyük yıkıcı kitle ya da yıkıcı topluluk demiş. Hani sizden daha büyüğü yok ve siz kendinizi ve dünyayı yok etmeden sizi yıkmak gerekiyor, sizi temizlemek gerekiyor demiş. Ve nasıl bir şey konuşma geçmiş, tam çok uzun anlatmıyorlar ama şunu söylemiş. Hedefine ulaşmak için yapay zeka şöyle bir şey, sinir ağı kitle imha silahı oluşturacağını ve bunu nasıl oluşturacağını anlatmış. Ardından da bununla tüm insanlığı etkileyebileceğini söylemiş. Bunu da
Sovyetler Birliği'nin geliştirmiş olduğu dünyanın en büyük bombası dediğimiz, nükleer bomba dediğimiz çar bombasını baz alarak yaptığını söylemiş. Ve altta da onu demiş. Düşünün benim elime bir çar bombası geçse neler olur demiş. Ve gerçekten de hani insan böyle bir Allah Allah falan oluyor tabii. Daha çok erken bunlar. Hani oradaki o yazılımın bir yerlere girip bir yerlere hackleyip bir şey yapması imkansız ama bu habere istinaden bir haber daha var ya da bir bilgi daha paylaşayım ben sizle. Yine böyle bir chat GPT gibi bir yazılım yapay zekası şey yapmış. Windows'ta çalışan bir key üretmiş. Hani arkadaş girmiş, kullanıcı demiş ki bana bir tane Windows key üret. O da üretmiş ve adama vermiş. Adam da kullanmış, çalışmış. Yani çok farklı yerlere gidebilecek bir durum. Kadir hocam sen ne dersin? Yani böyle bir yapay zekadan korkalım mı? Üstümüze çıkıp bizi dövecek, ele geçirecek bir duruma gelir mi bunlar? Bu haber de çok ilginç mesela. Hani sinir sistemlerini etkileyebilecek bir silah yapacağım falan, kitle imha silahı yapacağım falan demiş. Yani şu an için tabii ki bunu biraz makarasına söylemiştir muhtemelen yapay Hocam biz de zeka. clickbait yapalım dedik biraz ya. Çünkü yapay zeka öyle bir şey dedi ki. Evet kestim buyur abi. Bu da tıklanmayı artırmak için biraz böyle özel olarak kasıtlı sorulmuş da kasıtlı cevap alınmış bir şey gibi duruyor bugün için tabii. Tabii. Ama geleceğe yönelik böyle bir şey problem olur mu? Olamaz diyemeyiz. Yani şu an için çok erken olduğu için mesela bir 10 sene sonra çok daha yaklaşık cevaplar verebilmemiz mümkün olur. Ama bunu bilim kurgu düzeyinde zaten 10 yıllardır bunu filmleri, bilim kurguları zaten defalarca yapılmış. Bunun olması için şu gerekiyor. Şu anda yapay zeka sadece bir yazılımdan ibaret. Sadece sana resim çiziyor, bir şeyler yapıyor, cevap Evet. veriyor. Yani eli kolu olan bir işlevsel bir canlı değil. Yani insan gibi hem silah kullanabilen, hem konuşabilen, hem karar alabilen, iradesi olan, duyguları olan, etik değerleri olan. Yani insan çok çok faktörlü bir şey. Bilgisayar Doğru. bazı şeyleri insandan çok daha mükemmel yapıyor ama şu an için sadece onu yapıyor. Mesela insanın yapabildiği her şeyi ve hepsini de mükemmel bir şekilde yapabilir hale geldiğinde özellikle karar vermek gibi son derece Kritik. kompleks bilişsel becerilerin olacağı bir şeye o yetilere kavuştuğunda daha doğrusu o zaman bu şeyleri ciddi ciddi gerçekten düşünmeye başlayacağız. Acaba bilgisayarlar bizim aleyhimize karar alıp bize düşmanlık edebilirler mi? Asker olarak bilgisayarlarla savaşmak zorunda kalabilir miyiz gibi şeylerle karşılaşabiliriz önümüzdeki yıllarda. Yani yavaş yavaş oraya iş gidiyor diye düşünüyorum. Kesinlikle. Hatta şimdi bir sonraki haber de bununla alakalı. O zaman hemen size bir soru sorayım. Sizce yapay zeka, silah teknolojileri ya da kitle imha silahları gibi şeyler üzerinde kullanılmaması için ülkelerin belli bir anlaşma yapması gerekiyor mu? Çünkü NATO sekreteri, adını telaffuz etmekte zorlanacağım, Jens Stoltenberg, nasıl okunuyorsa artık, demiş ki şu anda yapay zeka teknolojisi çok çok ilerledi ve bir an önce Çin başta olmak üzere diğer ülkelerle yapay zeka ve diğer yıkıcı teknolojileri askeri alanda sorumlu bir şekilde kullanılmasını öngören kurallar ve anlaşmalar yapılmalı demiş. Nasıl işte füzeler, nükleer füzeler, kitle imha silahları için bu anlaşma yapıldı. Yapay zeka için de bu anlaşmalar yapılabilir demiş. Hatta eklemiş uydu füzeleri, dış uzayda silahlanmama gibi anlaşmalar yapıldı. Yapay zeka için de bunun bir an önce yapılması gerekiyor demiş ve çalışmaları biz başladık demiş NATO sekreteri, o dediğimiz abi Jens. Sen ne dersin? Tabii şu an için erken olmakla birlikte hani adam artık ileriyi mi düşünüyor? Korkmaya mı başladı? Yani eninde sonunda tabii bu şeyler yapılacak. Nasıl ki nükleer silahlarla ilgili bir takım önlemler alınıyorsa, bunlar yasaklanmaya falan çalışılıyorsa
bir dönem geldiğinde gerçekten artık iyice korkutucu yüzünü göstermeye başladığında yapay zeka, o zaman sadece onlar değil, NATO falan değil, biz de öyle bir şey yapacağız. Yani Yani bunu benim bir herkes yapacaklar. Benim şurada merak ettiğim şey şu. Haberin detayında mesela bu da yoktu. Bu haberi bayağı da araştırdım ben sağda solda ama o detaya girmemiş. Hani adam şunu mu diyor? Ya kardeşim kimse yapay zekayı herhangi bir hava aracında bilmem nerede kullanmasın mı diyor? Yoksa kullansın ama kontrollü kullansın. Yapay zeka kendi kendine hareket etmesin mi demek istiyor? Onu çok açıkçası anlayamadım ben. Hani ikisinin arasında şu fark var. İkinci söylediğimde yani yapay zeka kullanılsın ama kontrollü kullanılsın ve kendi kendine hareket etmesin demek aslında yapay zekayı savaşa sokmak demek ama bizim kontrolümüzde olsun gibi bir şey demek. İkincisinde ise hani yapay zeka külliyen kullanılmasın ve hiçbir ülke yapay zekayı kendine avantaj edinmesin gibi bir şey oluyor. Yani orada biraz böyle kafamda bir şey kaldı benim, soru işareti kaldı. Bilmiyorum yani ama her halükarda tehlikeli bir konu tabii. Eğer ki son dediğin gibi ise, yani hiç kullanılmasın falansa, bu bir kere imkansız. Bunu hiç kimse kabul etmez. Bunu ben de kabul etmem. Bu illaki bir kullanılacaktır insanlığın yararına bir şeylerde. Şu an için yapay zekanın en, yani benim bildiğim kadarıyla en tedirgin edici olan, en korkutucu olan yanı şu. Senin fake görüntünü, videonu, resmini, sahte bir videonu yapıp sana istediği şeyi söyletebiliyor. Evet. Yani her ne kadar tamamen şu anda da iyice ele ayağa düşmemiş olsa da çok da zor değil artık günümüzde. Ben en korkutucu yanı şimdilik bunu görüyorum ilk etapta. Tabii Anladım. ileride daha sonra daha yüksek şeyleri gelecek. Zaten bununla Daha alakalı bir olay olmuş. Amerika Birleşik Devletleri'nde sanırım. Bir kadına şaka yap. Şaka mı yapmış? O tarz bir şey. Kızını canlandıran bir yapay zeka tarafından kadın aranmış, konuşulmuş ve kızın diyormuş ki yapay zeka kaçırıldım gibi bir şey diyormuş. Ve şey buna inanmış. Kızının kaçırıldığına inanmış. Halbuki yapay zeka tarafından yapılmış bir şey bu. Yani ileride mesela dolandırıcılıklar da çıkabilir böyle. Hani evet, değil aynen. mi? Yani en basit işte şu anda bile adam arıyor seni. İşte ben diyor polisim diyor. MİT'ten arıyorum diyor. Bana işte şu kadar para yatır falan diyor. İnsanlarımızsa da insanlar ona da kanabiliyor. Bir de tehdit altında ya da zor durum altında insanların karar vermesi biraz sıkıntılıdır. Belki orada öyle bir şeyden de faydalanmış yapay zeka ama sana katılıyorum hani insanların birebir kopyalarını ya da benzerlerini yapıp bunları seslendirip çok gerçekçi videolar ve sesler yapabiliyor yapay zeka. Ama bir şekilde ben bu şeye katılıyorum. Hani yapay zekanın böyle tüm ulusların kontrol edeceği, tüm ulusların göreceği. Bu arada Selçuk, hoş geldin, teşekkür ederim. Sağ olasın. Bir kuruluş olması gerekiyor bence. İşte ISS gibi hani tüm ülkelerden belli insanlar, bilim adamları olacak, politikacılar da değil. Gidecek abi orada bu gelişmeleri kontrol altında tutması gerekiyor. Ama senin dediğin gibi hani şu an için erken. Hani şu an için korkmaya gerek yok. Hani şu an için bir sıkıntı yok diye düşünüyorum. Ama ileriki zamanlarda tabii işler karışabilir. Çarşı karışabilir. Evet. Belki şöyle bir şey olabilir. Yani bu, yani suç sektörü mesela, sen, sana bir şey söylettirir. Sen oradan suçlu olabilirsin, yargılanabilirsin. Kendinin olmadığını iddia edebilirsin. Yapay zeka olup olmadığı için ayrıca bir heyet kurulur. Yani mesela eskiden bilişim suçları yoktu. Şimdi var. Belki ileride yapay zeka ile ilgili bunun hukuki boyutunu araştıran, irdeleyen avukatlar, o konuda uzmanlaşmış hakimler, özel mahkemeler falan gerekebilecek belki. Uzman bir heyet kurulacak. Bu gerçek video mu, yapay zeka mı yapmış, ki yapay zeka senin jest ve mimiklerini oldukça başarılı bir şekilde taklit ediyor. Evet. Yani senin gerçek görüntünden neredeyse daha, yani biz az önce seninle deneme yaptık. Nasıl görüntü donuyordu, değil mi? Yapay zekanınkinde donma da yok. Çok daha başarılı. Yani yapsalar çok daha şey olur yani. Çok daha inandırıcı olur yani birçok alanda. Şimdi yeni yeni arkadaşlar geldi. Öncelikle şunu söyleyeyim. Vot yayını bu akşam belki Twitch'te açarım. Hatta açarım. Bu yayın bittikten 1-2 saat sonra. Sorun değil açarız ama şu anda Tekno Chat'teyiz. Hani
teknolojiyle alakalı aklınıza gelen ya da şu anlattığımız haberlerle alakalı aklınıza gelen herhangi bir şey sorabilirsiniz. Demin bir arkadaş sormuştu Hazard diye. Hani sizin de aklınıza gelen bir şey varsa sorabilirsiniz. Onun dışında bot yayını akşam olacak dediğim gibi. Bak mesela Selçuk diyor ki, Selçuk aynı zamanda çok da samimi bir arkadaşım benim, diyor ki daha önce söylemiştim ben yapay zekaya karşıyım diyor. Yani işimize yarayacak yerler olacak kesinlikle ama insanlığın da bir yerde bunu kontrol etmesi gerekiyor. Ben öyle düşünüyorum Selçuk. Yani eskiden mesela şey de karşıydı insanlar, işte cep telefonu hala karşılar mesela, cep telefonuna, internete, şuna buna. Bu demek değil ki insanlar bunu her zaman iyiye kullanıyor. Yani bu demek değil ki insanlar interneti her zaman iyiye kullanıyor. Kötü kullandıkları da oluyor. Evet, ya da adam atomu parçalamış, kalkmış atom bombası yapmışlar. Hani bu demek değil ki her gelişim kötüye kullanılıyor. İnsanın içinde bir şey var. Bir iyi tarafı var, bir kötü tarafı var, değil mi abi? Yani olabilir ya, şey bile işte, adam İstanbul'a gidiyor. Biri bakıyor, ulan diyor, 7 tane tepe diyor, mis gibi boğaz diyor. Ne güzel İstanbul ya diyor. Şiir yazıyor İstanbul diyor. Öbürü diyor senin ananı avradın İstanbul. Senin bak ne yapacağım diyor. Sen mi büyüksün, ben mi büyüğüm diyor. Hani bu Cem Yılmaz'ın dediği gibi insanın içinde şey olan bir şey. Var olan bir şey. Kişinin psikolojisine göre değişiyor tabii. Yalnız bir cümle söyleyeyim. Hani yapay zekaya karşıyım demiş ya. Yapay zekaya karşıyım demek bence şu manaya geliyor. Namlunun ucundan çoktan çıkmış olan kurşun için diyorsun ki ben bu silahın ateşlenmesine karşıyım. O geçti artık yani. O bir daha geri gelmez. Evet Selçuk. Ya iş, evet, Kadir Hoca'nın dediği gibi Selçuk da şöyle bir şey söylemiş. İş alanında yönelik kullanmaya projeler var demiş. Buna mı karşısın? Yani iş alanında, ya şöyle, işimize yarayacak çok yer olacak yapay zeka. Çok, çok fazla yer olacak. Korkuşuysa eğer yapay zeka işte birçok mesleği elimizden alacak. Birçok meslek gidecek. Ama gittiği zaman yeni sektörler oluşacak. Yani eskisi gibi. Eskiden işte fabrikalar makineyle çalışmazmış. Fabrika yokmuş. O insanlar gidermiş işte, düğmeyi dikermiş, bilmem ne yaparmış. Şimdi makineler oldu fakat yeni sektörler açıldı. Örneğin sosyal medya diye bir sektör çıktı. Sosyal medya yöneticisi diye bir sektör çıktı. İşte daha farklı, video editörlüğü diye, YouTuberlık diye bir meslek var aşağı yukarı bugün. Yani YouTuberlık Evet. şaka gibiydi, değil mi? Bundan 20 sene önce desem ben YouTube'da video çekiyorum, yani yürü git falan derlerdi. Yani döverlerdi adamı. Dalga mı geçiyorsun oğlum derlerdi. Yani kız istemeye git, de ki oğlumuz YouTuber, yürü lan derlerdi. Şimdi hani söyle yani, hiç, hele yeni nesil, yani yeni nesilden kastım böyle 2000 doğumluların üstündekiler, 17-18 yaşındakiler için gayet normal bir şey gibi geliyor bana deyip, Kadir hocamın bir yorumu varsa alayım, sonraki habere geçeceğim. Ya sadece bir cümle söyleyeyim. Ya bugün artık öyle şeyler duyuyoruz ki resmi görevli bir yerde memur görevinden istifa edip YouTube'a ağırlık veremedim diye istifa edip sadece YouTube'a yöneliyor. Ya bu kadar şey bir şey yani. Gerçekten bir meslek haline gelmiş durumda birçok insan için. Kesinlikle ki internetten çalışma da bu hale gelmiş. Yani ben biliyorum insanlar, beyaz yakalı birçok kişi işini bırakıp internetten farklı işler de çalışabiliyor vesaire vesaire. Şimdi o zaman sonraki habere geçeyim ben. Şimdi şu bilim insanları ebeveynlerin, yani anne babanın bebeklerinin cinsiyetini seçmelerini kolaylaştıracak bir tüp bebek tekniği geliştirmişler. Söz konusu teknik %80 oranında başarılı oluyormuş. Yani gidiyorsun, diyorsun ki ben abi erkek istiyorum, tık erkek. Kadın istiyorum, kız istiyorum, tık kız oluyormuş. Birçok ülkede bu yasa dışıymış. Etik kurallar ve ahlaki kurallar ve yasalar karşısında yanlış bir tutum ve proje olduğu belirtilmiş. Ve yine bir araştırma yapılmış. Hani böyle bir şey gelse yapar mısınız diye ebeveynlere sorulmuş. Ve yine çok fazla ebeveyn bunu istemediğini söylemiş. Ama tabii bu ileride hani şunu gösteriyor bana en azından. Hani evet, nedir bu? Bu şudur. Biz daha doğmamış bir bireye bir takım müdahaleler yaparak genlerin belli
olması ya da bir iki seçenek arasında %50 %50 seçenek arasında bir seçeneği seçebiliyoruz. Belki bu ileride işte uzun boylu olsun, mavi gözlü olsun, kısa boylu olsun gibi daha farklı seçimlerde yaptırabilecek. Etik ne kadar, ne kadar etik değil bu, evet tartışılabilir, onu biraz sonra tartışalım. Buraya kadar olan şey için bir Kadir Hoca'dan bir yorum alayım ben abi. Şimdi evet, bu teknoloji ileride çok daha gelişecek ve cinsiyet belirlemekle kalmayacak. Senin de dediğin gibi boy uzunluğu, göz rengi, ten rengi, efendime söyleyeyim genetik, mesela hatta olumlu yönde de kullanılacak. Yani sadece etiksel açılardan değil, mesela kanser hastalığına yakalanma riskinin düşük olan genleri seçebileceksin. Misal, örnek veriyorum. Pek çok şeye ileride olabilecek. Ama cinsiyet konusunda şöyle düşünüyorum. Bizim Türk milleti bu teknolojiyi sürekli erkek evladı isteyerek şey yapabilir yani. Erkek olsun. Doğadaki o %50-50 denge var ya, en fazla 49-51 veya Evet. 49,5-50,5 gibi, bu dengeyi bozabilir. Yani bir cinsiyeti aşırı miktarda şey yaptığında, bu sefer dengesizlik başlamaya O şey yapalım. Bu sıkıntısı olabilir benim aklıma şey gelen. gibi, meslek lisesi gibi olur bizim Türkiye. Aynen. Meslek lisesi gibi olur. Güzel. Ben Hürriyet Endüstri Meslek'te okudum Bursa'da. Bizim okulda şimdi elektrik bölümünde okudum ben. Abi 58 kişiydik. Bir tane kız yoktu. Mesela elektronik bölümüne bir tane kız gelmiş diye duyduk. Ya hani o tepkili kız, kız gelmiş falan, böyle hani şey yapıyoruz. Koşuyoruz. Kız gelmiş falan, bir gittik. Tabii biz şeyi hayal ediyoruz böyle işte, adrenalin gibi bir şey hayal ediyoruz herhalde. Tabii öyle bir şey değildi kız. O da zaten 2-3 gün falan durdu durmadı, başka okula gitmiş. Ama dediğin gibi olabilir yani hani Tabii meslek. orada artık kız cinsi son derece az bulunduğu için çok aşırı miktarda değerli hale gelecektir. Yani az bulunan şeyler değerlidir. Abi şimdi %50 %50 olmasına rağmen çok değerliler yani hani, değil mi? Evet. Hani falan böyle bir sürü trip yani hani ya şey, geçen bir arkadaşım, hatta samimi bir kız arkadaşım söyledi bana, işte ne kitap okuyormuş, tamam, ne okuyorsun dedim, resim attı, kapağını zor okudum. Şimdi niye zor okudun diye soruyorsunuz, abi böyle bir şey olabilir mi diye zorlandım ben. Yani bir erkeği tavlama sanatı diye bir şey var, içinden bir yaprak açtı, fotoğrafını attı, şöyle bir cümle var. Şimdi umarım söyleyebileceğim o cümleyi. Başlık şu. İşte kadınların yapması gerektiği birçok şey varmış ve bunların taktiğini veriyor kitap. Erkeğe çıkma teklif ettirtme. Yani bir şey yapıyor kız ve o kız onu yaptığı için erkek ona çıkma teklif ettiriyor. Hani bunu nasıl yaparsın diye bir kitaptı. Bunu niye anlattık biz böyle gereksiz enteresan şeyleri, ama neyse, konu konuyu açıp konuşuyoruz abi. Kahve muhabbet sohbet diye gidiyor. Şimdi bir yarım gelmiş, ona bakacağım ben. Zenci çocuk istersen zenci mi yapacaklar? Tabii yani müşteri her zaman haklıdır. Ne istersen sipariş verirsen ona göre. Cem Yılmaz'ın şeyi vardı ya. Şimdi bak burada açarsam sıkıntı olur da, telif falan yiyebiliriz. Şey diyor ya hani, sperm bankası muhabbetini anlatıyor. Herkes bilir bunu, Evet. tamam mı? Hani gidiyorsun hanımla gidiyorsun mesela, biraz bundan, biraz bundan, biraz da bundan koy. Üstüne leblebi. Hani oraya gelir yani olay. Bir de abi o zaman şey gibi olur ya. Hani abi herkes mükemmel insan. Düşünsene. Herkes şey, Evet. Cristiano Ronaldo gibi, işte ne bileyim, Colin Farrell, George, Brad Pitt gibi herkes. Kadınlar Adriana Lima gibi falan. Tek tip insan. Enteresan bir yere evrilir. Ya onu bırak, mesela sadece E-Devlet'te isim düzeltme opsiyonu verdiler. Herkes kimi Fatih Terim olmak istiyor, kimi Polat Alemdar olmak istiyor. Ciddi misin abi? Evet. Abi ya hani niye adını değiştirir bir insan? Bir de hadi adını değiştir. Çok absürt bir adım vardır mesela. Murtaza ya da işte Abdurrezzak. Ya onu şimdi burada Abdurrezzak diye biri de izliyormuş bunu. Ya örnek veriyorum, öyle bir absürt adım vardır. Değiştirirsin. Adın Ahmet'tir, Mehmet'tir. Niye değiştir yani? Benim adım da mesela Erdem. Çok sıradan normal bir isim.
Bu şeyle alakalı, klon yani insan geni ya da doğacak insana müdahale ile alakalı Jude Law'un bir filmi vardı, hatırlamıyorum. Yayın bittikten sonra bu yorumları bırakacağım. Çok enteresan bir film. Onu izlemenizi tavsiye ederim. Eğer biraz sonra bulursam böyle bir linki Kadir Hoca falan konuşur, onu da koyarım. Zeki Çocuk istersen, Zenci, evet. Son Çukur dizisinde isim değişti. Son Çukur. Valla işte oluyor abi. Hani adam seviyor. Benim tanıdığım biri çocuğun adını Romario koydu. Romario çok ünlü bir futbolcu biliyorsunuz eskilerden. 94'lerde falan herhalde oynuyordu. 90'larda. Hani Romario niye koyarsın ya? Ve bayağı da mahkemeye falan gitti herif yani. Hani bir de kolay da koyamadı işte yabancı diye falan. Ama adam koydu yani. Can Romario bilmem ne çocuğun adı. Enteresan. Evet, çok Şimdi, uzattık. tabii şu anda şunu da söyleyelim, Tabii hani tabii. ismini değiştirmek istiyorsan mahkeme kararı gerekiyor. E-Devlet'ten sadece imla hatalarını düzeltebiliyorsun. Ha, okey. Yoksa hani öyle olsa, oho, Türkiye'de herkes her şey ismini geçer yani, denge kalmaz. Şeydeki oyundaki nick değiştirme gibi yaparlar artık. Bugün Excalibur koyayım adıma. Öbür gün Evet. hayalet sürücü falan. Değiştirir dururlar abi. YouTube kanalının adını değiştirir gibi, iki de bir Ha, değiştirir. aynen öyle. Nasıl olsa bedava deyip. Evet. Evet, sonraki habere geçeyim. Aslında zaten bu son haberimiz sanırım. Bir bakayım abi. Şöyle hızlıdan. Evet, bu son haberimiz ve son haberimiz aslında hani ümit vaat eden bir haber belki. Ve en güzel, yani aslında içerik olarak en güzel bir haber. Stanford araştırmacıları gelecekte yeni kanser tedavilerine yol açabilecek umut verici bir keşifte bulunmuşlar. Ve bu araştırmalarını derinleştirmişler. Yaptıkları araştırmalarda 16 tümörden 15'i kaybolmuş. Bu araştırmayı fareler üzerinde yapmışlar. Hani açıkçası umarım sonuç bulacak bir araştırma olur. Çünkü kanser yılın, belki de şu son 100 yılın, belki 1000 yılın en büyük sıkıntılarından biri. Hani vebadır, şudur budur, birçok hastalığın çözümünü buldu insanlık. Fakat hala kanserin özellikle ilerlemiş safhalarda çözümleri yok diyebiliyoruz. İşte birçok ilacı alıyorsunuz vesaire, bir şey yapıyorsunuz ama hani ilerlemişse çok fazla yararı olmuyor genelde. Kadir Hocam sen ne dersin? Evet, dediğin gibi kanser artık asrımızın bir hastalığı. Geçmiş dönemde çiçek hastalığı neydiyse, bundan birkaç yüzyıl önce veba neydiyse, milyonlarca insanı nasıl haritadan sildiyse, günümüzde de kanser ve kanser vakaları o kadar çok artıyor ki, yani etrafına bir ölüm neden öldü diye sorduğunda eşine dostuna, yani kanserden öldü. Kanserinde zibilyon çeşit tane şeyi var. Yani umarım bir an önce bu çaresi bulunur. Bulacağına ben inanıyorum. Çünkü bilim gerçekten çok umut vaat ediyor. Yani çalıştığı bir konuda mutlaka bize bir çözümler bulabiliyor. Ben bilimin potansiyeline sonuna kadar inanıyorum ve güveniyorum. Umarım daha kısa zamanda bulunur diye ümit ediyorum yani. Evet ve yine şöyle bulunmuş, hani kanser araştırması yapalım diye yapmıyorlarmış böyle bir şeyi. İnsanın Evet. sağlıklı cildinde yaşayan bir bakteri türü varmış. Bunu inceliyorlarmış ve kanserle savaşmanın ve ona karşı güçlü bir yolunu keşfetmişler o anda. Hani o bakteri türünün artık nesini buldular, daha dirençli olduğunu bulmuşlar sanırım. Hani aslında bilimde birçok şey de böyle şey oluyor. Hani bir şeyi ararken ya da bir şeyi yaparken başka bir şey buluyorsunuz. İşte uzay araştırmaları gibi adam uzaya gitmeye çalışıyor, bir şeyler yapıyor. İşte Mars'ı şey yapmaya çalışıyor ama bir yandan da diyor biz bu teknolojiyi diyor şöyle bir uçak yapalım diyor. Okyanus ötesi uçuşları hızlandıracak bir uçak yapmış olur biz diyor. İşte süpersonik uçaklar yaparız diyor vesaire vesaire. Hani bu anlamda dediği gibi Kadir Hoca'nın hani en başa dönelim. Hani teknolojiye bence düşman olmamak gerek. Onunla mümkün olduğu kadar barışık ve iç içe olmanız gerekiyor. Yoksa kesinlikle geri kalıyorsunuz diye düşünüyorum ben.
Haberlerimiz bu kadar. Kadir Hocam var mı söyleyeceğiniz şeyler? Hani başka bir şey de olabilir, sizin ekleyeceğiniz haber olabilir. Bir yayın zaten biz şey yapacağız Kadir Hoca ile, böyle konu seçmeyi düşünüyoruz mesela. Belli konular, işte komplo teorileri mesela. Ne komplo teorisi? İşte Ay'a gidilmedi gibi mesela. Onu alıp böyle daha detaylı bir şekilde Ay'a gidildi, bak böyle oldu böyle oldu diye açıklamayı da düşünüyoruz. Buyur hocam, söz sende. Çok ile aklıma bir şey gelmiyor ilave etmek için. Hani soru falan varsa izleyicilerden alabiliriz. Ne bileyim senin var mı ilave edeceğim bir şey? Benim şöyle bir şey olabilir, hani zaman zaman şöyle yapacağız. Şimdi biz Kadir Hoca'nın ikinci yayınımız bu. Bir yayın daha açacağız, bir yayın daha açacağız. Sürekli geliştireceğiz. Ve aslında böyle tepkilere bakarak da biraz yayın yapmayı düşünüyorum ben. Mesela bu yayın çok keyifli geçti benim için. Hani çok fazla sıkıntı yaşamadık. Bir tek bağlantı sıkıntısı yaşadık. İlk başta Kadir Hoca ile bir sıkıntımız olmuştu ilk yayında. Hem benden kaynaklı hem Kadir Hoca'nın interneti birazcık yavaş bir internet. Önümüzdeki yayınlar devam edeceğiz. Kadir Hoca'nın dediği gibi, hani soru sormak isteyen varsa, bununla alakalı bir şey yapmak isteyen, bir şey belirtmek isteyen varsa belirtebilir. Kadir Hoca da yakında kendi kanalında yayınlara başlayacak. Onu da belirtelim. Onun dışında şu anda benim de hani ekstra söyleyeceğim bir şey yok. O zaman yavaş yavaş zaten bir saat oldu mu? Aha. Aşağı yukarı bir saat oldu. Evet, yavaş yavaş kapatalım. O zaman Evet. Ben herkese tekrardan bayramını kutluyorum. İzleyenlere teşekkür ediyorum. Ve herkese iyi akşamlar diliyorum. aynı şekilde ben de hepinizin bayramı mübarek olsun. Tekrardan teşekkür ediyoruz izlediğiniz ve yorumlarınızı da gelip konuştuğunuz için. Bir soru sorun olmuş ama onu bir sonraki yayında daha detaylı deriz. Yani Ay'a gidilmedi derken nasıl bir kanıtları var gibi bir şey sormuş arkadaş. Evet, onu ayrıca bir Aynen. Çünkü yapabiliriz. şimdi bir gireceğiz ona, belki yarım saat çıkamayacağız. Tekrardan çok çok teşekkür ederiz arkadaşlar hepinize. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.